Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni ve çok güzel bir ayakkabıyla karşınızdayım. Umarım introyu da beğenmişsinizdir. Ayrıca arka planım nasıl olmuş onu da söylerseniz sevinirim. Sonunda bir şeyler yapmaya çalıştım. Kafamdakiler kesinlikle bunlar değil ama idareten bir sürelik bu şekilde bir görüntü güzel olacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugünkü ayakkabımız introdan da bildiğiniz gibi Donovan Mitchell'ın ikinci imzalı ayakkabısı Dawn Issue 2. Kutusu hemen şöyle sağımda görüyorsunuz. Baya güzel bir kutu arkadaşlar. Üstümü de o yüzden böyle giyindim. Kaptan Amerika kalkanı. Kaptan Amerika'da benim en sevmiş olduğum Marvel karakteri. Kutunun üstü de arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel karakterlerle dolu, çizgi romanımsı harika bir tasarım olmuş. Benim de koleksiyonumdaki en güzel ayakkabı kutusu oldu. O yüzden görsel olarak da arka planda bunu da tutmayı tercih ettim. Hemen şöyle yerine yerleştireyim. Dawn Issue 1'i çok beğenmiştim. Oldukça güzel bir ayakkabıydı. Bu da harika ayakkabının devamı oldu kesinlikle. Baya hoşuma giden, o basketbol oynamaktan keyif aldığım, eksik yönünün çok az olduğu veya bakış açısına göre olmadığı güzel bir ayakkabı arkadaşlar. Görsel olarak başlayabiliriz. İlk başta çok fazla beğenmemiştim çünkü oldukça cırtlak bir ayakkabıydı. Fakat kargo açımında izlediyseniz baktıkça üstündeki materyallerin kalitesi, ayağıma giydiğimdeki hissiyle birlikte baya hoşuma gitmeye başladı. Daha sonra basketbol sahasında da kendini çok gösteren, ayakta direkt parlayan, kesinlikle basketbol oynuyorsanız, maçlara çıkıyorsanız, bir takımdaysanız bence bu ayakkabıyı düşünmeniz lazım. Baya hoş. Çıkış fiyatı 1070 lira gibi bir şeydi. Oldukça pahalı sayılabilir. Fakat ben indirimden 750 TL'ye aldım. Ben aldıktan sonra da 700'e düştü. Hatta hatırlıyorsanız Instagram'dan paylaştım geçen gün. 550'lere falan düşmüştü. Paylaştığım gibi zaten bir saat içerisinde bütün stokları eritmişsiniz. Helal olsun size diyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız bu tarz indirim haberleri, güzel ayakkabı paylaşımları için Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında direkt link var. Basıp hemen geçebilirsiniz Instagram sayfama. Evet, görsel tabii ki kişiden kişiye değişen bir şey. Ama beğenmediğim bir rengi bile zamanla beğendiğimi söylemem lazım. Üzerinde tek tük de olsa design detayları var. Spidey Sense yazıyor bir ayakkabıda Spidey, bir diğer ayakkabıda Sense. Arkada Dawn yazısı ve örümcek ağlı tasarım. Adidas logosu dilde, iç tarafta ise Spidey Sense'i tam anlamıyla anlatan örümcek adam ve yıldırım yıldırım güzel bir zzzz ifadesini koymuşlar. Marvel ve Adidas yazıyor. Ayakkabının altında bam pu pu gibi çizgi roman, dövüş ve hareket kelimeleri yer alıyor. Baktıkça oldukça güzelleşen bir ayakkabı, ilk başta beğenmeseniz bile. Peki performansı nasıl? Hemen ona dalalım istiyorum arkadaşlar. Tabanıyla başlamak istiyorum. Tabanı oldukça sert bir plastikten yapılmış. Benim bayağı hoşuma gitti. Sağlam çıkıntılar içeriyor. Baktığınız zaman Spider-Man'in bu örümcek ağını andıran bir tasarım var. Çok da güzel. Bölümlü, 3 bölmeli, girintili çıkıntılı, güzel bir taban. Sahada da çok iyi işler yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok memnun kaldım. Hiç doğru düzgün kaydığımı hatırlamıyorum. Genel olarak çuf 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 direkt olarak yapışıyordu. Aynı örümcek ağ gibi. Güzel gitmiş ayakkabı teması. Bu boom pow ve ne? Scratch. Kayma şeyi. Onu genelde böyle yazıyorlar, scratch. Bu arada bu tarz vurma kırma işte dövüş şeylerini iyi çıkartırım ağzımdan seslerini, onu da söylemiş olayım. Tabanıyla benim baya hoşuma gitti. Özellikle çok fazla girintili çıkıntılı olması da yapacağınız hamlelerde ayakkabının esnekliğini arttırıyor. Bu da yine artı yazıyor. Sıkıntı yaşamadığım temiz, hoş bir taban tasarımı. Görseli de güzel. Dışarıda oynamanızı tavsiye etmem ve dışarıda da araştırdığıma göre genelde baya kötü bir taban tuşu varmış. Bence sadece iç sahalarda kullanın. Böyle güzel bir ayakkabı zaten dışarıda çok kısa bir sürede leş gibi yapar, dümdüz edersiniz. Translucent olmayan, yani içini gösteren plastik olmayan, sert plastik olan versiyonlarını belki dışarıda oynayabilirsiniz. Ama bunu kesinlikle dışarıda oynamayın derim. Üst kısma doğru geçiyorum. Üst kısımda arkadaşlar yastıklamada bounce yastıklaması var. Aynı cilde de öyleydi. Dıştan pek bir şey hissedilmese de ayakkabıyı giydikten sonra ayağıma çok güzel bir his verdi. Oldukça sert bir yastığa basıyormuşsunuz gibi. Size hafif de olsa böyle ileri ittiren yastıklama var. Birkaç farklı ayakkabıyla birlikte giydiğim zaman da oldukça hoşuma gitmişti. Yalnız biraz sert. Bir de biraz daha yumuşak bir yapı varken burada biraz daha sert hissettim. Benim fikrim böyleydi ama kesinlikle güzel etkiden koruma var. Taban ve yastıklama ile düşündüğüm zaman da 1 numaradan 5 numaraya çok uygun bir ayakkabı olacak. Diğer tabii ki özellikleriyle birlikte etkiden koruma var. Saha hissi mevcut. Yerden çok yüksek değilsiniz. Her şeyden barındıran güzel bir ayakkabı. Etkiden koruması da benim ihtiyacım olan şeyi barındırıyordu. Kesinlikle şikayet edeceğim bir nokta burada bulunmuyor. Üst kısma geçiyorum. Üst kısımda ayakkabının içinde biraz daha dandik hissettiren bir materyal varken tam tersi
dış tarafında ağlı bir tasarım. Üstünde ise fena olmayan yumuşak bir kısım. İşte yan tarafta dikişler, arkasında biraz daha kabartılmış çıkıntılar. Farklı farklı birçok şey kullanılmış. Çok kaliteli hissettirmiyor kesinlikle ama iş gören ve iyi bir tasarım olmuş. Nefes alabiliyor gibi düşündüm. Çok fazla ayağımın içeride piştiğini hissetmedim. Arka kısım tamamıyla apayrı. Bu çok yeni geleceğini düşünüyorum sizlere de. Böyle kabartmalı kabartmalı, içi dolu dolu bir yapı mevcut. Dil kısmı biraz daha uygun modellerde kullanılan bir tasarım olmuş. Pofidik pofidik olması güzel rahatlık sunuyor. Bağcıkların bağlandığı kısımlar biraz farklı geldi. Bağcıklar flywire'ımsı noktalardan geçiyor ve en sondaki şeritten dolandırıyorsunuz. Çok fazla bağcık deliği yok, çok fazla ayakkabıyı sıkamıyorsunuz, bu yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Belki de bu ayakkabıyı alırken en dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar, alacağınız numara. Normalde ben gözüm kapalı Adidas'ta 44.5 diyerim ve hiçbir sıkıntı çekmem. Ama bu ayakkabıda 44.5 numara bana baya baya dar geldi. Buna lütfen dikkat edin. Aynı Nike ayakkabıları gibi olmuş. Yani dar yapmışlar. O yüzden yarım numara büyüğe gidebilirsiniz. Ben bunu 45 numara alsaydım daha iyi rahat ederdim diye düşünmeye başladım. Eğer almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız, bu iki rengin sonuçta bir sürü renk çıkacak. Yeni renklerde dediğim gibi yarım numara Adidas numaranızda büyüyebilirsiniz. Benim için kötü oldu bu kadar dar olması. Tabii ki daha ince bir çoraplı giyerek hani durumu telafi ettim. Zaten ben hani normalde de biraz daha büyük giymeyi seviyorum basketbol ayakkabılarımda. Bir nokta burası, en önemli nokta burası. Buna dikkat ederseniz ayakkabı genel olarak sizleri çok mutlu edecek. Arka kısma doğru gidiyorum. İç kısmında aşil yastıklamaları pek yok. Keşke, bazı ayakkabılarda oluyor biliyorsunuz, bizde de vardı. İki yastık şeklinde yanlarda yer alıyordu. Burada ise bir bütün, büyük bir yapı var. Ayağınızı sarıyor, güzel oluyor. Fakat ben diğer hissi daha çok seviyorum. Buradaki bir bütün yastık yapısındansa iki adet böyle sağa sola konmuş daha hoşuma gidiyor. Bileğinizin tamamını çevreleyen kalın yastık, aynı şekilde pofidik dil yapısıyla da güzel hissedeceksiniz. Ben kitlenmede pek sıkıntı yaşamadım. Zaten ayakkabı ayağıma dar geldiği için çok fazla bağcık çekmeme gerek kalmadan iyi bir kitlenme yakaladım. Destek açısından bu ayakkabıda gayet güzel şeyler yapılmış. Yanda görmüş olduğunuz plastikler, yukarı çıkıntılar, işte ağ yapısı, ayakkabının bölümlü olması ve arka topuktan ön ayağa geçişinin de yine pürüzsüz olması bayağı iyi hissettirecek, dengeli hissettirecek. Hep biliyorsunuz Adidas da bunları yaparlar zaten. Daha geniş yüzeye basıyorsunuz. Bu da sizleri yine dengeli, iyi ve sağlam hissettiriyor. Ayakkabının ortasında bir orta ayak desteği, ayakkabıya sağlamlık veren de bir parça bulunuyor. İçinde görmeseniz dahi sert çelik bir parça var. Bu da dediğim gibi ayakkabıya sağlamlık veriyor. Pek şikayet edeceğim nokta yok. Benim çok hoşuma giden, basketbol açısından sizlere çok yardımcı olacak, hele ki ucuza bulduğunuz zaman kaçırmamanız gereken bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Puan verecek olursam da şekli daha iyi olabilirdi. İşte size biraz sıkıntılı, üstündeki materyaller daha kaliteli olabilirdi diyerek 9 veriyorum arkadaşlar, ama bu çok sağlam bir 9. Ayakkabının kesinlikle bir eksiği yok. Kendinize uygun numarayı bulduğunuz zaman pişman olacağınızı hiç ama hiç düşünmüyorum. Böylelikle incelememi sonlandırmak istiyorum. Sizler beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz bu ayakkabı hakkında? Alanlar var. O kadar paylaştık, aldınız. Alanlar ne düşünüyor? Yorumlarda yazabilirseniz sevinirim. Ayrıca bu videoda bahsetmediğim bir şey olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmında bana soru olarak sorabilirsiniz. Videoda konuşmadıysam mutlaka sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bunun gibi birçok inceleme kanalımızda mevcut. Eğer beğendiyseniz o incelemeleri de izlemeyi unutmayın. Yaptığınız iş bu. Desteklerinizi bekliyorum. Sizler beni destekledikçe, daha fazla izleyip like, yorum attıkça benim de sizlere daha iyi şeyler yapasım geliyor. Görüyorsunuz arka planlar, işte kamerası, her şeyiyle en iyi içeriği en kaliteli biçimde sizlere sunma hep isteğim oluyor, hep arzum oluyor. Bugüne kadar desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni ve güzel ayakkabı incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dahisi bugünlük. Out.